Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekuluna rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina qurrata a'yunin vec'alna lil muttaqina imama. Sadakallahul azim. Nikah Allah'ın emri, peygamberin kavli ile hayat bulan bir sünnettir. Fıtratımıza uygun bir şekilde ve meşru bir nikahla evlilik yapmak her birimiz için şükür vesilesidir. Mutlu bir ailenin ferdi olmak, ailenin güven veren iklim için yetişmek ne büyük nimettir. Aile üyelerinin hayata anlam katan desteğini almak ne büyük bahtiyarlıktır. Kıymetli anne babalar, Cuma gününün şu icabet vaktinde sizlere sesleniyorum. Geleceğimizi sağlam bir şekilde inşa etmek, dini ve ahlaki temelleri sağlam, sevgi ve merhamet dolu yuvalarla mümkündür. Bize düşen, ilahi bir emanet olarak ihsan edilen çocuklarımıza cennete layık bir yuva kurmanın gayretinde olmaktır. Bu yuvayı kurarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunaffiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin hadisi şerifini rehber edinmektir. İstiklal ve istikbalimizin teminatı sevgili gençler, sizlere de sesleniyorum. Geleceğimiz, umudumuz, en büyük imkan ve zenginliğimiz sizlersiniz. Göz aydınlığı bir yuva kurmanız en büyük neşemizdir. Huzur ve saadetiniz bizleri ziyadesiyle mutlu kılar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlere şöyle nasihat etmektedir. Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. Genç kardeşim, Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak değerlerimizle örtüşen bir aile yuvası kurmanın gayretinde ol. Bu yuvayı hem kurarken hem de korurken sevgi ve saygıdan, ülfet ve muhabbetten, nezaket ve zarafetten asla ödün verme. Cenab-ı Hakk'ın hünne libâsün leküm ve entüm libâsün lehun. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz buyruğu üzere aileni ilgi ve sevgiyle kuşat, her türlü kötülükten muhafaza et. Ömürde bir kez düğün yapıyoruz bahanesine sığınarak İslam'ın helal ve haram çizgisini sakın ha ihlal etme. Rabbimizin şu ayeti her daim rehberin olsun. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez. Rabbimizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Her zaman olduğu gibi düğünlerimizde de aklı uyuşturan alkolden, düğün sevincimizi hüzne çeviren silahla kutlama yapmaktan ve mahremiyet sınırlarını ihlalden kaçınalım. Anne baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım. Nişanımız, nikahımız, düğünümüz sade ve mütevazı olsun. Taleplerimiz makul ölçüleri aşmasın. Huzur ve mutluluğu gösteriş ve şatafatta değil, hürmet ve samimiyette, sevgi ve saygıda, anlayış ve fedakarlıkta hasılı,
Rabbimizin rızasında arayalım. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum. Ey Rabbimiz, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkadha zahrak ve rafa'na leke zikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. İnşirah suresi faziletli faydaları hikmeti nelerdir? Mekke döneminde inmiştir. 8 ayetten oluşan İnşirah suresi açılmak, genişlemek manalarına gelmektedir. Surede Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'e manevi lütufları özetlemekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resulullah ile Müslümanlara teselli ve ümit verilmekte. Onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir. Kelime anlamıyla huzura ermek, açılıp genişlemek manasına gelen inşirah kelimesinden türeyen İnşirah suresi manevi sıkıntıları gidermek için okunabilecek en etkili ve en tesirli surelerden biridir. Her gün okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir. 5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. En büyük lütuf ise, en büyük ihsan ise İnşirah suresi sürekli okumak insanlara Allah'ın rızasını kazandırır. Bundan büyük nimet, bundan büyük de lütuf ve ihsan yoktur. İnşallah elimizden geldiği kadar okumaya, okuyamıyorsak dinlemeye, tefekkür etmeye çalışalım, düşünmeye çalışalım. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim'i okurken, Kur'an-ı Kerim'i dinlerken, Kur'an'ın Allahu Teala tarafından direkt biz kullarına bir hitap olduğu, İnşirah suresinde de söylenenlerin tamamının bize söylenmiş gibi algılanması çok önemlidir. Onun için unutmayın. Allah var, gam yok. Allahu Teala için Müslüman kullarına daima açılacak kapılar vardır, ferahlık vardır. Yeter ki siz Allah'a güvenin, Allah'a dayanın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.